Assalamualaikum warahmatullah. यहाँ एक फनी खराबी की वजह से वो लिंकअप में ताखिर हो गई है. इसका सैटेलाइट वालों का कसूर नहीं इसमें, बल्कि यहीं की खराबी थी, वो ठीक हो गई है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنى لا تولوا. سوره نساء آیت 4. نساء سوره آیت 4 bununla alakalı olarak biz son kısmına geldiydik. AIDS'den bahsediyorduk. HIV virüsten bahsettik. Bu şu bakımdan biz onu beyan ettik ki bu öyle bir hastalıktır ki Allah-u Teala tarafından bir ceza olarak inmiştir. Ve bunun hakkında ben daha önce referanslar okumuş bulunuyorum. Kesin olarak ispat edilir. Şimdi Hristiyan araştırmacılar dahi aynı şeyi söylemeye başladılar. Amerika'dan meşhur da televizyonda görünen bir kişi vardır. O dahi bunu beyan etti bir seferinde. Ben hiç çekinmiyorum ki bu hastalık bizim üzerimizde Allah-u Teala tarafından üzerimizde bir azap olarak inmiştir. Siz benim yasalarımı ihlal ederseniz ben size ceza vermeye gücüm yeter diyor. Bu konu hakkında bu hastalıktan bahsettik. İkincisi şunu söylüyordum. İslamiyet'e çirkin, beyhude suçlamalar yaptılar. Taassubdan dolayı onun için bu hastalık kesinlikle aynı suçlamaları suçlayanların yüzüne atıyor. Çünkü bu öyle kesin bir araştırma yoludur ki bunda bir tahmin söz konusu değil, kesindir. Kesin bir şekilde söyleyebilirsiniz ki bazı hayasızlıklar hangi ülkelerde daha fazladır. Veri Bey bunu çok kuvvetli bir şekilde ve çok taassubli bir şekilde söylediydi. Onun için onun ülkesi en üstte kalmıştır. Hristiyan ülkelerde geneldir. Fakat beyan ettiğim gibi yabancı gayri Hristiyan ülkelerde de şimdi genelleşmiştir. Fakat Amerika bu konuda ilerlemiştir. Onun hiçbir örneği dünyada yoktur. Şimdi ben size bazı sayıları okuyacağım. Data Statistics Euromonitor 1995'ten alınmıştır. 1995. Bu yazıyor ki 1991 senesinde AIDS'in en kaydedilmiş sayıları en fazla hangi ülkededir diye bahsediyor. Ve onun başında USA, United States of America, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika'da 35.696 AIDS'in şeyleri var, durumları ve 1986 ile 91 senesine kadar Amerika'da 207.009'dur. İkinci sırada Uganda'dır. Uganda'da 1991 senesinde 8.471
ve 1985 ile 1995'e kadar 30.300 küsürdür. Uganda ile alakalı olarak daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Uganda'nın kısmı özellikle AIDS'den etkilenmiştir. Hristiyan kısmı, ki onlar hakkında bütün dünya bilir ki onlar özellikle Hristiyanların bishopları hep oradadır ve bütün bölge Hristiyandır ve o Slim derler bunun, bu bölgenin ismi, ve orada en fazladır. O kadar fazladır ki şimdi doktorlarımızın bilgilerine göre tehlike duyulmaktadır ki bütün belki oranın insanları yok olabilirler. Onun için bunu ikinci yere de koymaktadır. Fakat uzak değil ki bu nispet olarak Amerika'dan dahi daha üst seviyede olsun. Veri ko zalim göstermek için biz sayıları oynayamayız. İki şey vardır, gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım onu. Birisi Amerika'nın nüfusu fazladır Uganda'ya göre. 30 milyon mu, 300 milyon ne yaklaşmıştır. 240 milyona yakın. Uganda'nın nüfusu çok azdır bunun mukabil. Onun için 200 mukabil 30 bin dahi çok fazla bir sayıdır. İkincisi şudur ki Amerika'da sayıları derlemek çok kuvvetli ve ileri safhadadır. Ve her nerede bir AIDS olayı ortaya çıksın hemen onu sayıya geçirirler. Ancak Uganda'nın durumu böyle değil. İnsanlar çok fazla hastalanmaktadır ve ölmektedir. Orada böyle bir sayım saymaya bir bölge yoktur. Soruyor, doktor be sen orada bulundun mu? Ben Tanzanya'da bulundum diyor. Ben oraya gittim diyor Emirül Müminin. Biz orada toplantı yaptık. Bizim hastanede öyle hastalar gelirlerdi. Biz onlara dikkatlerini çektik, nasihat ettik. Orada yüzler görülmektedir ki ölüme yaklaşmıştır onlar. Ve çoklukla orada insanlar ölmektedir. Hiçbir nizam yoktur ki onları kayıda geçirebilsin. İkinci kısım Uganda'nın, ikinci kısmı Müslüman bölgedir genellikle. Orada belli bir fark vardır. O kadar fark ki sayıları orada karşılaştırılamaz. Müslüman kısmında çok azdır ve Hristiyan kısmında çok fazladır. Fakat şimdi anlatılıyor ki hayasızlık bütün dünyaya yayılmaktadır. Onun için Müslüman bölgelerde dahi şimdi AIDS hastalarından dolayı artık orada ölümler söz konusudur. Arada bir orada oluyor. Çok. Brazil 3. sıradadır. Tanzanya 4. sıradadır. Ve Zimbabwe 5. sıradadır. In general, the countries with the lowest number of AIDS cases between 86 and 91 were the Middle East. Saldırdılar. Şimdi bakın aradaki fark. En az AIDS Orta Doğu ülkelerdedir. Yemen'de bir tek olay yaşanmamıştır. Ve Arap ülkelerinde 1995 senesinde bir tek yoktu ama şimdi 8 olay orada ortaya çıkmıştır. Yani orta artık bu hayasızlık oraya da girmiştir. Kuveyt'te 1991 senesinde 3 olay vardı ve 1986 senesinde 5. Fakat Kuveyt ve diğer bazı zengin ülkelere gelince orada bunlar petrolden dolayı para zengin oldular. Bunların sayıları çok yanlış, genellikle yanlış haber dahi verebilirler. Şu manada ki buradaki zenginlerin gücü vardır. Böyle hastalık olunca
onlar yakalanabilirlerse hemen Amerika'ya giderler ya başka bir ülkeye giderek orada hastanede ölürler ve hiç kimsenin haberi dahi olmaz. Ve yerel meselelere gelince oradaki sayılarda bunlar zikredilmez. Fakat buna rağmen fark o kadar bellidir ki kesin olarak bu ülkelerin temizliği temiz oluşudur ki burada Suriye hakkında Suriye vardır sırada. Suriye'den herkes hemen oradan çıkamaz ve orada yasaklar dahi vardı dışarı gitmek için. Suriye'de 91'de hiçbir olayı ortaya bilinmedi. 86'dan 91'e zamanına kadar bir tek olayı ortaya çıkmadı. Ve bu da Müslüman bir ülkedir, Hristiyandır fakat nispeten çok az. Bahreyn'de dahi hiçbir olayı, hiçbir hasta ortaya çıkmamıştır. World Health Organization organizasyon bu konuda ne dediyse dikkate şayanda diyorlar ki 15 Aralık 1995 senesine kadar AIDS'in 193 ülke arasında 1 milyon 200 bin küsur insan hastaydı. Ben 91'den haber veriyordum. Şimdi sondur bu 95'e kadarki haberler. Bundan anlaşılıyor ki ne kadar hızlı bir şekilde bu hastalık çoğalmaktadır ve tedavi edilemez hale gelmektedir. 1995 senesine kadar 193 senesine 193 ülkeye yayılmıştı. Ocak 95'e mukabil bir sene içinde Ocak'tan Aralık'a kadar %26 çoğalma olmuştur. O da çok tehlikelidir. Çünkü %26 anlatıyor ki öyle hastalar hasta olanların cinsi alakaları çoklukla sağlıklı insanlarla da vardır. Ve bunun neticesinde hastalık kontrol edilememektedir. Çünkü durum böyle olursa ahlak durumu orada ne kadar fazla hasta olursa AIDS'in taşıyıcı olurlar. Bir yerden taşıyıp öbür tarafa götürürler. Ve bu hastalığın amareleri ortaya çıkmadan önce bu taşıyıcılar hastalığı yayarlar. Bu hastalık hakkında araştırma şimdiye kadar ki araştırma şudur ki bazen HIV, HIV 8 seneye kadar hastalığın amarelerini belirtmez ve belki 8. senede bu alametler ortaya çıkabilir. Eğer 1998 ya 99 ya 2000'de eğer bu veba olacaksa 1991 2 senesinden başlamış olacak ve birçok hasta gerçekten temelde yetenek bakımından hasta olanlar fakat alametleri daha belli olmayanlar şimdi hastalıklarını diğer insanlara da bulaştırmaktadırlar ve bir bu 2000 senenin sonuna doğru bir çok büyük bir bomba gibi patlayacak. Biz uyarıyoruz çünkü Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında taun yani veba olarak indiydi. Dünya insanları özellikle Pencap'ta Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiler. Pencap özellikle taun vebası bunları yakaladı. Ve taun yani vebanın yayılma zamanı 98'den 1898'den 1906'ya kadar devam eder. Yani 100 yıl bitmek üzereydi ve bu hastalık çoğaldı. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden 2 sene öncesine kadar bu ceza vererek artık geri çekiliyordu. Bu geri çekildiği zaman 1907 senesinde
takriban ho chuki thi. İkinci taundan bas gaybi haber verdi. Ve bir çeşit taun dedi Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam ilhamda. Bir çeşit veba taun salgını. Ve bu da aynıdır. 100 sene yakında ben daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Bu benim kendi tahminimdir. Ve bu tahmin gerçek, tarihi gerçeklere dayanmaktadır. Hazreti Mesih Aleyhisselam zamanında dahi taun bir ceza olarak indi. Ve ilk olarak geldiği zaman hemen hemen 100 sene sonra tekrar oldu. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam hangi taundan bahsediyorsa, eğer Mesih-i Mevud olarak kendi benzerliğini şuraya kadar anlarsak ki aynı şekilde yardımcı olarak çıkan alametler aynı zamanla ortaya çıksın. Eğer o kadar bu benzerliği götürmek caiz ise Mesihliğinin benzerliğini, o zaman hemen hemen 100 yıla kadar ikinci hastalık olacak ki ona bir çeşit taun denir. Şimdi bir çeşit taun kelimesi bu deyim, o zaman bilmiyorlardı bunu. Ne seneye kadar ben bunu Al-Furkan'da senin baban bir yazı yazdıydı diye soruyor. 76 mıydı? Baban ne zaman vefat etti? Ondan önce, yani Mevlana Ebu Leta'nın vefatından önce 76 yahut ona yakın. Hazreti Mevlana Ebu Leta merhum radıyallahu anh bana dedi ki zamanın hadiseleri hakkında birçok ibhamlar vardır, birçok sorular gelir. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bazı alametleri kendisini desteklemek için gösterdiydi. Onların çoğu zamanın havadesleri olarak isimlendirilir. Birisi desin ki bu benim hakkımdadır derse, bunun cevabı nedir? Ve zamanın havadislerini Allah-u Teala'nın alameti nasıl diyebiliriz ki bu günlük olarak dünyada yaşanan hadiselerdir? Bu konuyu bana verdi Hazreti Mevlana Ebu Leta. Bunun cevabını sen yazmalısın. Ben 2-3 sırada taksit bir şekilde ben bu konuyu yazdım. Bu ilk defa taun sözü önüme çıktı. Ve ben not ettim. Bununla alakalı olarak ki zamanın hadiseleri, hastalar vardır. Niye? Hastayı bir alamet, bir örnek diyelim. Bunun daha önce bir benzeri var mı? Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını araştırdık tarih bakımından. Ve o zaman çok hayret içinde kaldım ve memnun oldum ki Allah-u Teala Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın benzerliğini Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam ile nasıl kuvvetli bir şekilde sağlamıştır. İlk taun geldi. Yahudilerin bölgelerinde inkar eden insanların yanında oldu. Ve Romalı imparatorluk bu zulümlere katılınca ve çoklukla Hristiyanlık aleyhinde zulümler yapılmaya başladığı zaman bu bölgelerde imparatorlukta, o zaman dahi Roma imparatorluğunda çok korkunç bir taun ortaya çıktı. Ve ilk taun ile ikinci taun arasında söylediğim gibi hemen hemen 100 sene gibi bir fark vardır. Bunu not ettikten sonra ben o zaman bir konuya bir makale yazdım. Tahmin ettim ki bence Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu gaybi haber 100 sene sonra tamam gerçekleşecek tam şanıyla. Ve bu da anlatacak ki bunun dolması, gerçekleşmesi gösterecek ki bu zamanın hadiseleri değil. Çünkü eğer önceden gaybi haber verilirse ve tam zamanda ve tam durumda ortaya çıkarsa onlar tesadüfen diyemeyiz onlara. Allah-u Teala ceza vermek için yeni bir yasa ortaya çıkarmamıştır. Onun kudret yasaları her şeye üstündür ve yeterlidir.
Onun için her ne zaman Allah-u Teala ceza verirse aynı yasaları kullanacak. Onun için yeni yasa çıkarmaya gerek yok. Zamanın hadiseleri dahi onun kölesidir. O ne zaman isterse onları belli bir yönde kullanacak ve öyle bir kullanılış olacak ki doğru ile yalancı arasında ayrım yapan olacaktır. Bu eğer olursa o zaman hiçbir itiraz buna edilemez. Eğer bu olmazsa her birisi diyebilir ki benim yüzümden bunlar oldu. Hiçbir delili yoktur. Önce söylemek gereklidir. Bazı hadiseleri ayırmak gereklidir. Bazı insanlar, bazı hastalar özel olarak onları yakalasın ve diğerleri bıraksınlar. Aynı yerde yaşayanları buna tesadüf denemez. Zamanın hadisi denemez bunlara. Onun için taun veba salgını şu bakımdan delil oldu ki tabii ki zamanın hadiselerinden bir hadisedir. Fakat yine bir delil oldu. Çünkü Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'a inananlara çok mülayim davranıyordu onlara karşı. O kadar belli bir şekilde ki o devirde Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam bir meydan okuyor ve hiçbir molla diyemiyor ki bu yanlıştır. Filan yerde Ahmediler, Fazıla ve gayri Ahmediler az öldüler. O kadar fazla belli fark vardı ki insanın aklı hayret içinde kalır. Ve en büyük delil bunun lehinde ki bu olay aynen böyle oldu. Şudur ki Ahmediliğin en fazla yayıldığı zaman taun zamanıdır. Şimdi taun zamanında eğer bu hastalık ayırım göstermeseydi ve eşit muamele yapsaydı insanlar körü körüne Ahmedi olamadılardı. Eğer bunun aksi görülürse ki Ahmedi ile fazla olursa eleyazu billah onlar yalancıdır ve yalana inanıyorlar ve diğerlere azap az geliyor. Eğer durum bu olsaydı o zaman Ahmediler yok olacak, olmuş olacaklardı. Fakat o kadar fazla biyet olmamıştır. Taun zamanındaki biyetler kadar. Ve böylece bu taun yardımcı olmuştur. Köyler ve bölgeler bugüne kadar Ahmediler vardır ki ne zaman sorarsak ne zaman Ahmedi oldunuz? Ya ilahi bir gaybi haberden haber veriyorlar filan haber dua şöyle dua etti ve böyle bir alamet gördük. Yahut da birçok Ahmedi öylelerdir ki taun sayesinde Ahmedi oldular. Aynı şekilde AIDS dahi bir çeşit taundur. Onun hakkında ben düşünüyorum ki hemen hemen 100 sene sonra coşkuya girecek. Bu bilgiden çok daha eskidir. Ki dünyada bir taun ortaya çıkmak üzeredir. O zaman bütün dünyanın doktorları şahittir ki AIDS'in düşüncesi dahi yoktu ortada. Bu sonradan ortaya çıktı. Ve o zaman Allah-u Teala yazdırdı benim elimle. Ve ben İngiltere'ye geldiğim zaman ilk defa ben bu hastanın ismini duydum. Başka bir bela şimdi dünyada ya musallat olmaktadır. Ve bununla derler ki tesadüf öyledi ki ben televizyonda gördüğüm programda önceden söyleniyordu. It's a type of pestilence. Taunun bir ismidir. Plague ismi daha sonra kullanılmaya başlandı. Bu öyle bir hastalıktır ki ben onu sizin önünüze koyuyorum. Bu çoğalmaktadır. Bir bomba şeklini almıştır. Ve mutlaka bir gün bu ortaya çıkacak. Ne zaman? Galiba bu yüzyılın sonunda sonuna kadar ve bu patladığı zaman eskisinden daha fazla bu çoğalmış olacak. Ahmediye'nin liğinin yardımı için bir alamet olacak ve bunun neticesinde inşallah Ahmedi olacaklar insanlar çoklukla. Ancak cemaatin üzerinde farzdır. Önce bunu genelleştirsinler, bunu yaysınlar, dünyayı uyarsın. Çünkü tehlikeli hastalardan uyarmak her din görevlisinin insani bir görevidir. Bunu mutlaka yerine getirmeliyiz.
Bunun neticesinde birisi o dini kabul ediyor mu etmiyor. Bu temel bizim dine inananların görevidir. Yoksa dine inanmamış olacağız. Onun için uyarıdır. Bundan korunun, bundan korunun dememiz lazım. Bunun bayrağını biz taşımalıyız Ahmediler. Ve etrafta herkese anlatmalıyız ki ne olacak. İnsanların gücüne gidecek, bazı kimseler kötü diyecekler. Bu ne dedin sen? Bir defa dinleyecekler. Sonra tekrar zamanı gelince Allah-u Teala onların teveccühünü değiştirebilir. Onun için derste o kadar biz ona önem verdik. Çünkü çok önemlidir bu. Ona önem vermemiz lazım. Önemle bunu zihne yerleştirmek lazım ve ondan istifade etmek lazım. 15 Aralık'a kadar 193 ülkeye yayılmıştı. 1.200.000 insan hastaydı. Ocağa kadar %26 çoğalma oldu. Ocaktan Aralık'a kadar. HIV ve AIDS'da ne fark vardır? HIV'in sayısı daha fazladır. 1.291.000'e mukabil şu kadar insan hastaydı. HIV human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. Immunodeficiency senden murad budur ki insanda Allah-u Teala tabi bir savunma sistemini kurmuştur. Eğer o zayıf olursa, harekete geçmezse, onun gücü olmazsa ki günlük hastalıklara karşı çıkamazsa, ona immunodeficiency derler. Ve bu bir virüs neticesinde olursa, buna human immunodeficiency virüs derler. Ve bu virüs olursa bedende, velev ki hastalığa dönüşmüş olsun yahut alametlerini belirtmiş olsun olmasın, böyle hastaya HIV pozitif denir. Onun testleri alındığı zaman HIV pozitif anlaşılıyor ki bunda o bedende o bir yerde vardır mikroplar. İş yapmaktadır yahut da yarı ölüdürler. Bu gibi hasta birdenbire hasta olabilir. Bunların sayısı 15 milyondur. 1994 senesinin sonuna kadar ve bu AIDS hangi şekilde hızlı bir şekilde yayıldıysa mümkündür ki ondan çok daha hızlı bir şekilde HIV pozitif çoğalmış olabilir. Çünkü bunlar birbirine ne hastalık taşırlar. Onun için bunlar çok hızlı bir şekilde yayarlar. Budur gelecek için bir nizam bütün dünyada vardır. Bütün dünyadaki olaylar için bu bir hazırlık safhasındadır. 1995 senesinde tahmin ediyorlar. Bu çoğalacak bu sayı. 16,90 milyona kadar gidecek. Şimdiye kadar tahmin ediyorlar. Ve tahminler vasıtasıyla fiilen birdenbire düşünüldüğü gibi olmaz. Birdenbire hastalık çoğalır. Fakat buna rağmen bu tahmine göre 16,9 milyon insan dünyada dünyanın 193 ülkesinde bu hastalar mevcuttur. 193 mülk mein itne log AIDS ke carrier ho chuke hain. Bu mikropları taşımaktadırlar. Bunlarda en fazla bu rapora göre Amerika'dır. Amerika hai.
Orada 500 bin küsur insan Amerikalı bu hastalığa yakalanmıştır. Avrupa'dan İngiltere'de AIDS hastalarının sayısı 11.494'dür. İspanya, İtalya, Fransa beyan ettiğim gibi her birisinde bunlardan azdır nispeten. Güney Asya'da, Tayland'da, orada Hristiyanlık çoktur. Orada bu sayı 22 bin küsürdür. Fakat Tayland'da, Tayland dahi öyle ülkelerdendir ki orada vasıtalar çok azdır ve sayımları toplayabilmek imkanları çok azdır. Onun için bu 22 bin dahi çok olmasına rağmen fiilen çok azdır. Zannederim onlardan daha fazla insan hasta olacak. Avustralya'da 500 küsur insan hastadır. Avustralya hakkında ben tehlike duyuyorum. Orada çok hızlı bir şekilde çoğalacak. Çünkü orada hayasızlık şimdi Amerikalı stilde başlamıştır. Ve Avusturya sanki bir aşağılık kompleksine kapılmış olsun. Avustralya, Amerika'yı çok kopya ederler. Her şeyde Amerika'nın stilini benimserler. Ve aynı şekilde hayasızlık filmleri vesaire hepsi aynı şekildedir. Biraz geç oraya ulaşmıştır. Sayı azdır. Yoksa tehlike vardır ki orada çok hızlı bir şekilde yayılacak. Şimdiye kadar ölenler arasında Amerika'da bu sıraya göre 291.813 insan helak olmuştur. Bu çok büyük bir sayıdır. Bir ülkede AIDS'den ölenler 291 bin ise düşünün ki bu virüs ne kadar yayılmış olacak. Ve eğer da güzel bir mevsim bulursa bazı mikroplar güzel bir mevsimi ararlar. Eğer böyle bir fırsat bulursa mutlaka patlayacak ve en büyük helaket sebebi olabilecek. Bu sayı Central Disease Office Control'un raporundan almıştır. Bunun hakkında hiçbir şüphe yoktur. Department Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı, onun bir bölümüdür. Yayınladığı bir rapordur. Public Health Disaster. Bunun üzerinde kitaplar dahi yazılmaktadır. Ve bir kitap çok çaba sarf ederek hazırlanmış olan bir kitap Hancock ve Enver Karim. Enver'dir. Bir Mısırlı birisi olacak. Müslümandır. Türk dahi olabilir. Orada da bu gibi kelimeler var. Enver. Türk ise o zaman Kerim okunacak. According to the World Health Organization, AIDS is the worst public health disaster ever, beyond anything in our comprehension. Bu o hadisin destekleyici bir beyanatır ki Resulullah dedi ki öyle tehlikeli bir ceza verir böyle hayasız insanlara ki taun gelecek olan taunun örneği insanın tarihinde daha önce görülmemiştir. Hiçbir şekilde böyle bir hastalık insanını bilememiştir. Ve bu da aynı söz bunda bunun ilave edilmiştir. World Health Organization, sağlık, Dünya Sağlık Kurumu bunu beyan etmiştir. ...1986 senesinde AIDS hastalarının sayısı bu seneye geliyoruz şimdi. Diyor ki şimdiye kadar bizim 1,5 milyon insan Amerika'dadır.
300,000 in West Germany, 100,000 in Britain, and perhaps as many as 10 million in Africa. Değişik ülkelerde ne kadar hasta vardır onların sayısını beyan ediyor. Burada bir fark görüyoruz. 1,5 milyon yalnız Amerika'da. Ben ne kadar okuluydum? ...207 bin. Bu da 1986'dan 95'e kadar Euromonitor Reports'tan alınmıştı. Bu diyor ki 91'e kadar buydu. 86'dan 91'e kadar. Şimdi bu kitap yeni sayıları ileri sürüyor. 1995'in başına kadarkini veriyor. Diyor ki 1,5 milyon insan vardır Amerika'da. AIDS hastaları. HIV değil, AIDS hastaları. 1,5 milyon olmuştur. Ve 300 bin Batı Almanya'dadır. Ve 100 bin İngiltere'dedir. Ve hemen hemen 10 milyon Afrika'dadır. Afrika'da yalnız Hristiyanlık bundan sorumlu değildir. Bu AIDS'in çıktığı bölge öyle bir bölgedir ki Uganda'daki Hristiyanların yaşadığı bölgedir. Çoğunlukta yaşadıkları. Onun için bazı insanlar bana derlerdi ki Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam Avrupa yazmıştır. Orası Avrupa değil, Afrika'dan geldi. Ben Uganda'ya gittiğim zaman araştırdım, bu nedir? Uganda neden AIDS'in taşıyıcı olarak birinci durum verilmektedir? Ondan sonra öğrendik ki Hristiyan bölgesinden bu AIDS oradan çıktı. Alaka tabii vardır zaten. Ancak yalnız Hristiyanlık sorumludur demek doğru değil. Çünkü orada müşrikler, eski gelenekler vardı müşriklerin. Orada cinsi alaka kurmak, dini bir tören yapmadan, nikah yapmadan cinsi ilişki kurmak suç sayılmaz diğer ülkelerde sayıldığı gibi. Ve onun bir sebebi de şudur ki bazı kabilelerde düşünülüyor ki eğer genel insanların önünde bir alaka kurarsanız bu bir çeşit düğündür, evliliktir. Onun için birçok insan vardır bunu evlilik olarak kabul ederler. Ve Ahmedi olduktan sonra birçok defa derler ki biz 30 seneden beri evliyiz, bizim nikahımızı kıydır. Neden nikah kıyalım? Nikahımız biz kendi geleneğimize göre yaptık ama İslami şekilde biz onu yapmadık diyorlar. Bu ilişkileri onlar resmi bir ilan olmadan caiz görürler. Onun için bundan hayasızlık çok çoğalmıştır bunun neticesinde. Bu caiz olduysa bir defa bu bir evliliktir. Ondan sonra her kes alaka kurabilir ve ne oldu derseniz ben de bu benim ilişkim evlilik ilişkisidir. Onun için eski Afrika'nın geleneklerine göre birçok Müslüman bölgelerde dahi bu hastalık ortaya çıkmıştır. Ve çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Senegal'a da girmiştir. Ve onun en büyük sebebi eski Afrikalı geleneklerdir. Onun için özellikle Ahmediler Afrika'da ses yükseltmelidirler. Bunun eleğinde ve daha önce de homeopatik ilacından da bahsettim. O da kullanılmalı. Şifa vermek için. Ancak bu kader ortaya çıktıktan sonra ilaçlar daha sonra işe yaramaz. Dünyanın hiçbir kuvveti ona mani olamaz. Taun'un gaybi haberini Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam verdi. Kendisini desteklemek için Allah-u Teala'nın bir mucizesi olarak beyan etti ve aynı anda dedi ki eğer korunmak isterseniz şu şu ilaçları kullanın. Şimdi bu gösteriyor bir peygamberin kalbinin temizliği ne kadardır. Ne kadar temiz insan sevgisidir. Bir tarafta nişan vardır. Onun doğruluğunun alameti.
diğer taraftan onu azaltmak için insanın elinden geleni ne başvurmaktadır. Ahmedi cemaati de bu ruhu benimsemelidir. Lazımen yayılmasın diye çaba sarf edin. Ancak eğer yayılırsa Ahmediye cemaatinin lehinde bir mucize olacak. Burada mucizeye karşı çıkmak değil, insanları korumak, insani değerleri korumak dinin ilk görevidir. Onun için çaba sarf edin ki eğer hastalık varsa yok olsun, onu yok etmeye çalışın ve mümkün değil ise orada nasihat ederek insanları bundan uzak tutmaya çalışın. Başka bir iktibas daha vardır. Onu size anlatacağım. In September 1985, Dr. Heseltine, chief of the laboratory pharmacology at Harvard Medical School, declared that no less than 10 million people were then infected in Africa. AIDS belt. Diyor ki, Afrika'da 1985 senesinden bahsediyorduk. Orada 10 milyon insandan bahsediyorduk. Şimdi iş çok çoğalmıştır diyor. Bazı Afrikalılar düşünürler, öyle ya kadar soru soruyorlar. Ben kendim okudum bazı kitaplarda. Hatta Amerika'nın bazı siyahiler, zencilerin yazdıkları kitaplarda dahi bundan çok bahsedilmiştir. Bizce bu bir Afrika aleyhinde bir antren, bir onlar aleyhinde bir plandır. Batılı ülkelerde bazı kitaplar yazılmıştır ve orada çok büyük araştırmalardan sonra bu referanslar verdiler. Filan senede şu şu Afrika'ya şöyle şöyle iğneler oraya götürüldü ve hükümet vasıtasıyla genelleştirildi ki filan hastalık aleyhinde kullanılabilir dendi. Ve yazanlar yazıyorlar ki aslında orada AIDS'in mikropları bilerek onun içine kondu ve onların hepsi her nereye gittiyse orada o AIDS ortaya çıkmıştır. Bu hikayeler dahi olabilir. Ben bunu kabul etmiyorum. Fakat o kadar fazla çoğalmaktadır ki buraya kadar dahi düşünmeye başlamışlardır insanlar. Bazı yazarlar bu suçlama yapmamış olanlar dahi yazmışlardır ki gözü kapatarak batılı ülkeler yahut ilerlemiş kuvvetler bizim bu kuvvetimizden eğleniyorlar bizimle. Bunlar yok olsun diyorlar. Bütün Afrika boşalsın diyorlar. Sonra biz oraya gidip yerleşeceğiz diyorlar. Oraya kadar gitmiştir ki tehlike vardır ki Afrika belki tamamen boşalabilir. Fakat bütün Afrika değil, Müslüman bölgesi Allah-u Teala'nın lütfuyla korunmuştur. Ne zamana kadar Allah bilir. Buraya kadar iş gitmiştir. Bunun hattı Kongo, Zaire, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambiya ve Angola'dır. The cases of AIDS have also been reported in the Central African Republic, Senegal and Nigeria as well. Senegal ve Nijerya'da da bazı olaylar ortaya çıkmıştır diyor. AIDS vakaları. Doktor Jerry Falwell, Moral Majority'nin başkanı, Sunday Morning Services, said in July 1983 that AIDS was God's punishment for breaking his laws and those of nature. Not only sexual behavior, but many other aspects of human relationship. Buna gerek yok diyor. Ye lafz jo khase khase hai, iska kya hai lughvi tarjuma sahi?
kunu kiradatan khasein. Zelil düşük. Ona bakın belki AIDS ile de alakası olabilir. Bu ayetin kunu kiradatan khasein ayeti kerimenin AIDS ile de alakası olduğunu zannediyorum. Eğer hayvanların adetlerini benimserseniz, eğer lezzeti elde etmek için hayvanlara dönüşmek isterseniz ve yüce değerlerden uzaklaşmışsanız, o zaman onun cezanız budur ki kunu kiradatan khasein. Siz khasein olun, maymun, öyle maymunlar gibi olun ki insan seviyesinden daha düşmüş olan hayvanların en üst kısmıdır. Arada bir vasıta kayıp denir, fakat genellikle denir ki maymundan insan oluştu. Biz aynı şekilde bunu kabul etmiyoruz. Ancak bu gereklidir ki irtikayı kabul edelim, evolasyonu. Kur'an-ı Kerim onu detaylı bir şekilde beyan etmiştir. İnsandan önce herhangi bir vasıta vardı. O birisi Homo erectus denir ona. O kaybolmuştur. Öyle hayvan düzgün yürüyordu ama insan olarak isimlendirilemezdi. Ve ondan önce bir hayvan vardır ki onunla maymun arasındaydı. Biz onu göremiyoruz. Fakat bulunan son maymundur. Onun için eğer insana denirse ki geri git, o zaman maymun olacak. Aradaki kayıp olan vasıta olamaz. Çok tuhaftır ki AIDS hastalığı insanlara maymunlardan geçmiştir. Bazı maymunlara bir şey demez. Fakat insana girerek yahut diğer bazı kısımlarına girerek çok büyük bir felaket haline gelir. Onun için ben bunun üzerinde not yazdıydım. Kunu kiradatan khasein. Belki bu ayetin başka bir mazharı bu dünyada böyle gerçekleşsin ki insan küçük, düşük maymun, her maymun değil, çok düşük maymun ki bu hastalık onu yakalamıştır, onun gibi olun. AIDS was endemic amongst African green monkeys. ऐसा ही वायरस जो aynı virüs, AIDS virüsü benzer bir virüs, iç yapı bakımından mikroskop ile bakarak onun zahiri şeklini dahi beyan ettiler. Onun hareketlerini dahi kontrol ettiler. AIDS'e çok benzerdir. Afrika'nın yeşil maymunlarda bulunmaktadır. Çok tuhaftır ki Allah-u Teala onu yaratmıştı, yeryüzünü. Maymuna bir şey demez. O zaman onu taşıyamadı eğer ölseydi. Onun için onu taşıyıcı olarak, başlatan olarak kendisi onun kötü etkilerinden korunmuştur bu maymun. Macaque. It has been found to cause an immunodeficiency syndrome resembling AIDS. Agarche baz dusri qismon mein. Tabii ki bazı diğer kısımlarda bu muntakil olmuştur. Macaque bir maymun vardır. Orada aynı alametler, insandaki AIDS alametleri gibi benzer alametler onda çıktı. Doktor Robert Gallo, Amerika'nın AIDS uzmanı. Some Africans are eating uncooked green monkey brains, regarded a delicacy in Zaire. Could well have had a role to play. Bu Zaire'de özellikle maymunların beyni, ya all of us tomorrow to zahiri ke liye
खाने के लिए भी दिमाग ही होता है, ठीक है, तो जो पकते थे वहाँ दिमाग तो नहीं खा करते थे, मगज, ये मगज लग गया, जब खाने पाला तो दिमाग नहीं कहते, मगज कहते हैं, तो बंदरों के मगज beyinlerini yemek. Bazı kabilelerde hiç pişirmeden yemek güzel bir misafirperverlik olarak kabul edilir. En güzel yemektir. Diğer yemekler ona mukabil çok az lezzetlidir. Onların maymanı öldürerek onun taze beynini hiç pişirmeden yemek bu sayede çok revaçtadır. Ve derler ki bu uzak değil ki, böylece beyin vasıtasıyla insana girmiş olabilir. Ancak bu beyin yeme, kelle paça diyorlar, bunun cinsi hayasızlıkla da bir alakası vardır. Ve bunda Afrikalıları tek başına göstermek caiz değil. Özellikle Doğu, uzak doğu ülkelerde Hong Kong ve hangi ülkeler vardır bu hastalığın bulunduğu? Filipin, Tayland var mı diye? Bu adı mı kendine lagım? Ha? Abi, pata lagdi ama ya kendine lagım? Orada da turistler en güzel otellerde kalırlar. O otellerde en pahalı yemek, bunlar afrodisiyak diyorlar. Yani cinsi heyecana getiren, onu kuvvetlendirmek için. O şudur ki bir maymunu bir tabak içinde getirirler insanların önüne. जिसका रिवाज है कि ज़्यादा महंगा है उतना वो है जिसको आपके सामने पकता हुआ खाना दिखाएं और वहीं चीज़ें डालें घी डालें वहाँ सर सर की आवाज़ें भी उठें खुशबुएँ उठें बाज़ हस्तालरदा यमक aynı şekilde getirirler. En güzel restoranlarda taze yemek hazırlanır. Orada maymun getirilir en güzel hastanede. Onu bağlayarak getirirler. Ve çok bir ustura gelir onunla birlikte, bir bıçak. Sizin gözlerinizin önünde böyle hızlı bir şekilde onun başının etrafına keserler başını ve onun kellesini ikiye böler. Ve gözleri daha kapanmamış olur. Bir şey yapamaz, ses dahi çıkaramaz. Ve onlar o sunulur ve direkt olarak alt yaradaki beyni yerler kaşıklar vasıtasıyla. Çok lezzetlidirler. Zahir'in adı niye çıkarıyorsunuz? Genellikle Amerikalı yaşlılar hakkında bu gibi sözler söylenir. Kesin olarak men edilir. Birisi bir Ahmedi kendisi görmüş olan birisi bana anlattı. İmam Bedai mutlaka duymuş olacak. İmam Bey Japonya'dayken diyor ki Hong Kong'dan gelen orada anlatırlardı ki böyle bu vardır orada. O da beyin yemişlerdir maymunun. Kim bilir nereden bu hastalık çıktı? Birisinin beyni çalışmıyorsa o böyle bir beyin yemiş olacak. Ve burada hayasızlıkla bunun alakası var. Seks hayası, cins hayasızlığıyla. Onun için ben onu beyan ettim. Bir tarafta insan değerleri koruyalım diyorlar. Hayvanları koruyun, onların kurumları ve diğer taraftan canlı canlı maymunların beyni kaşıklarla yemek. Çok tuhaf bir durumdur. Bu ceza gereklidir diyor. Tam yerindedir. Son referans budur. Now left is historic home in the west tropics of Africa. In our migrations we have separated ourselves
not only from our ancestors' parasites that remain for the most part bound irrevocably to the tropics, but also from our primate cousins. We have been separated from these parasites for tens of thousands of years, are no longer resistant to the ravages of the disease they may cause. Dr. J. Levy of the University of California, San Francisco Medical Center makes a similar point. The AIDS virus probably originally occurred in Africa, was present in Africa and existed in balanced pathogenicity in that area. If you look about that area. Bu boşu boşuna bir şeydir. Yalnız şunu diyor ki, biz Afrika'dan doğduk. Afrika'dan geldik. Hayatın başlangıcı Afrika'dan oldu. Ve ikinci şey söylemiyor, onu ben söyleyeceğim. Afrika'da biz öleceğiz. Aynı hastalıktan öleceğiz. Ki onun başlangıcı Afrika'dan olmaktadır. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İle bu konudan daha fazla, bundan daha fazla bu konuyu bitirmek için başka bir kelime yoktur. Her şey Allah-u Teala'ya dönecektir. Allah-u Teala'ya doğru bunları zorla götürsün ölüm. Kendileri Allah-u Teala geri dönerlerse bunda hayır vardır. Hayır bundadır. Enver Kerim. Enver Kerim. Turkish, Türk isimdir. Kerim değil. Kerim ne ya? He? Bir duvara bulunur. Hadi ha. Kerim Türk bir isimdir. Kerim. C'yi Ç mi okuyorlar? K parçası mı ya? K parçası. Duymaktadır. Bir Afrika'daki bir olaydan bahsediyor. Afrika'da dahi bazı bilgiler bizim önümüze çıkmıştır. Müslümanlarda az ve gayrimüslimlerde çok daha fazladır. Ghana'nın raporundan size okuyacağım. Ghana'da from the figures given out by the National AIDS Control Program at the end of 1994, the northern region, which at least Muslims make about 70% of the communities, the prevalence of AIDS is lowest in the whole country. Diyor ki sayılar Ghana'nın hükümetinin temsilcisi bize bunu yayınlamıştır. Bundan anlaşılıyor ki yetkili kurum doğu bölge ki orada Müslümanların sayısı %70'ten daha fazladır. O bölgelerde AIDS hastalığı en azdır bütün ülkeye nazaran. Ondan daha az başka hiçbir yerde hastalık yoktur. Ve Hristiyan bölgelerde AIDS en fazladır. Onun için Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamı Avrupa ve Hristiyan bölgeler, Hristiyan ülkeler %100 tamamlanmaktadır. Bu bir büyük mucizedir. Şimdiye kadar yaşanmış olan mucizeler şimdiye kadar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu kanıtlamaktadır. Uyarıdan da bahsedilmiştir. Some Muslim communities such as those around Wa, AIDS is spreading very fast. Şimdi Wa'da durum değişmektedir. Wa çoğunlukta Müslümanlar yaşarlar Wa'da, fakat Hristiyanlar ve müşrikler dahi orada vardır. Orada belki birbirine karışmak neticesinde hızlı bir şekilde bu AIDS hastalığı orada yayılmaktadır. It is worth to note that in those non-Ahmadi communities where by grace of Allah we are making large converts, the prevalence of AIDS
and other sexually transmitted diseases is very low. Prevalence है. Prevalence है, ये prevalence है. Bu kelimenin bir kelimenin telaffuzunu soruyor yoksa ben kendim gidip bakmalıyım. Prevalence mi diyorlar, prevalence mi diyorlar? Prevalent diyorum ben. Bu Arapçanın, İngilizcenin telaffuzunu büyük mucizeyle gösterir. Prevalent. Prevalent zamanı. It is worthwhile to note that in those non-ethnic communities where by the grace of Allah we are making large converts, the prevalence of AIDS and other sexually transmitted diseases is very low. Bu da onların bir saadetini göstermektedir. Bu hastalığın en az olduğu bölgeler genellikle uysal insanlardır. Orada Ahmediler daha fazla yayılmaktadır. AIDS hastalığının çoğun olduğu bölgelere nazaran. Have the highest rate of incidence of the disease followed by Western region. Followed by Western area. In the southern sector of the country. Bunun tercümesi şudur ki Ashanti regionda o da hastalık en fazladır. Hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Olayları çok fazladır. O Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgelerdir. Onların üstün oldukları bölgelerde bu en fazla hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Güneyde as the least prevalent of AIDS. Fikra kuch ulja hua magh hai, as should be considered, it is known, ye hona chahiye tha, as the least prevalence of AIDS. Kuch fikra kuch missing hai, dekhte hain dobara padhta hu shayad main pehle kuch fast lafz ko. Sector of the country, the central region which has the highest Muslim population, particularly Ahmadis, as the least prevalence of AIDS. Burada bir kelime düşüktür diyor bu cümlede. Murat budur ki bu bölgede Ahmedilerin çoğunlukta oldukları bölgelerde AIDS, bütün ülkenin en az sayıda orada AIDS vardır. 4.5% बहुत ज्यादा है गाना के लिए çok fazladır gana için evet geleneksel adetlerden dolayı tehlike vardır Müslümanlara diğer Afrikalılara da girebilir çok tehlikeli bir durumdur the lowest is about 1.5% some areas of Ashanti and eastern regions are as high as 14.7% Hristiyan bölgelerde %14'e kadar AIDS hastalıklar vardır. The tourist countries like Senegal, Ivory Coast, the Gambia, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Zaire, Uganda, etc. have AIDS prevalence between 8 and 25% as oft quoted figures in publications. Kehte hain wo ilaqa turistlerin bölgeleri turistik bölgeler bizim Ghana'nın araştırmacıları dediler ki bu özellikle turistlerinlerden dolayı bu hastalık orada yayılmıştır. Yerel Afrikalılar o kadar fazla sorumlu değil. Dışarıdan gelen yaşlılık için oraya gidenlerin getirdiği bir hastalıktır. Onlar yaymaya devam ederler. Among pregnant women in selected capital cities in East and Central Africa, African countries are officially given as follows. Jo hamile kadınlarda AIDS hastalıkları bulunmuş olan hamile kadınların nispetini ben size şimdi okuyacağım. Bunlar bana gönderdiler. Bundan anlayın ki dine gelince
مذہب کا تعلق ہے نرده ہستالک دا فاضلادر نرده آزدر کم بیماری کنگالی کنگالی د یوز د 32 کدنلاردا bu hastalık bulunulmuştur. Çok fazla tehlikelidir. %32 hamile kadın bunu taşıyıcı olmuşlardır. Bu öyle bölgedir Kingali. Orada Müslümanlar en azdır. En az Müslüman bölge, en fazla AIDS. Ve bütün bu hastaları okuyacağıma sona geliyorum. Her yerde aynıdır. En fazla sayı Darussalam'dadır. Darussalam okuyorlar. Darussalam'dır. Tanzanya'nın başkenti. Orada %12'dir. Orada çok fazladır. Fakat bu öyle bir bölgedir ki her kimin sayıları verildiyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orada en fazla Müslüman bölge Darussalam'dadır ve AIDS seviyesi bunlarda en düşüktür. En az Müslüman ise verinin abuk sabuk konuşmaları tamamen batıl ispat edilmiştir. Müslüman bölgelerde AIDS azdır ve Hristiyan bölgelerde fazladır. AIDS in Kenya ve o bölgedeki bütün ülkeler ve AIDS belt AIDS haritasından çizgiden de bahsedilmiştir. Bu Kenyan National Control, Kenyan ve Denim Office Supplies, ENT bunu yayınlamıştır. Şimdi AIDS'i defnedelim ve defn etmeye çalışın. Şimdi geri gidelim. Şimdi başka bir konu dahi halledilmiş oldu arada. Türkiye'de Ç sesi verirse onun altında bir küçük bir çizgi olur onun altında. Demek ki burada Ç okuyun. Bu olmazsa o da bu yoktur bunun altında. K yerine geçer. İnsanların görevlendirin. Aslını doğrunu söylemiyor. C böyle yazılırsa Ç olacak, böyle yazılırsa K okunacak. Onun yerine K başlamıştır. Senin akrabandır, sen daha iyi biliyorsun ne demek istediğini. Benim Doktor Muhammed Celal Şems hakkında bahsediyorum Emirül Müminin. Buradan şimdi ikinci ayete geçelim, yoksa buradan çıkmak zor olacak. İn hiftum, dört tür Bismillah ile birlikte. Ayet 5'e geliyoruz şimdi Nisa suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Fa in tubna lakum man shay'in minhu nafsan. Fakuluhu haniyan mariya. Nisa suresi ayet 5. Atun nisa sadaqatihinna. Kadınlara onların mihirlerini nihlatan verin. Nihlatan da iki anlam vardır aynı zamanda. Birisi severek, birisi görev olarak. Kur'an-ı Kerim'in güzel bir kelime seçmiştir bu konuyu beyan etmek için. Her iki anlam birdenbire zahirde birbirine mütezatır, fakat burada her ikisi uygulanır. Görev böyle de yerine getirilebilir ki insan versin ve yüzüne atsın. Defol gitsin. Git buradan desin.
Fakat birisi ikram ile, izzet ile versin. Allah-u Teala demiştir mesela, bunu bırakmak isterseniz ihsan ile bırakın. Nihla kelimesi her ikisini birleştirmiştir ve dedi ki sadokat, mihirler, sadokanın çoğuludur yahut ona benzer birçok kelime vardır. Mihir hakkı için kullanılır ve telaffuz değişiktir. Ancak onların çoğulu sadokat olacak. Muncad, sadokat-ı hinnada, tekil kelimelerin çoğulu beyan etmiştir. O as sadkatu, as sudkatu, was sadokatu, was sudukatu, was sadaku, as sidaku, asdika was suduk. Bunun çoğulu, bütün bu kelimelerin çoğulu müncet, asdika ve suduk beyan etmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de sadukate hinne demiştir. Belki bu sebepten dolayı sadukat zamanında müsteşrikler şüpheye giriyorlar. Bu ne demektir? Ne konudur? Mihir hakkı nasıl kullanılacak? Ancak len batılı bir araştırmacıdır. Çok güzel Arapça bir sözlük yazmıştır. O bunu daha güzel bir şekilde araştırmıştır. O da der ki sadoka Hicaz'ın konuşma tarzıdır ve bunun kiraati sadka tamim sözlü konuşma tarzıdır ve onun çoğulu sadokattır. Onun için Müncet gerçi bunu yazmamıştır fakat Len bunu yazmıştır. Ve der ki bu Hicaz ehlinin konuşma tarzı mir için değişik kelimeler kullanılmıştır. Orada sadoka denir ona. Ve onun çoğulu sadokattır. Onun için bu kesindir. Bunda hiç şüphe yoktur ki burada sadakatan murad mihirdir. Ve bütün Müslüman müfessirler dahi ve tercüme edenler dahi hiç çekinmeden bunun tercümesini mihir yaptılar. Ancak müsteşrikler, doğu bilimciler, İslamiyet aleyhinde bir bahane aramak isteyenler burada da inata girdiler. Bu nasıl kullanıldı? Sadakanın anlamı mihir o değil. Birisi çok dedi ki yalnız burada mihirdir dedi. Yoksa mihir değil, bu yanlış diyor. Bütün Arap sözlükler ve leynin teşahadetinden sonra bir asla bir şüphe etme gerek yok. Çünkü gayrimüslimdir, araştırmacıdır, bunların kardeşidir. Batılılar arasındadır ve detaylı bir şekilde bu konunun araştırmasının hakkını vermiştir. فَاِنْتِبْنَا لَكُمْ اَنْ شَيْنْ مِنْهُ. Eğer onlar kalp rızasıyla tibna ma taba lakum minen nisa'e, daha önce ben okuduydum, insanın hoşuna giden öyle kalp rızasıyla ki orada zerre kadar cebir olmasın, böyle durumda eğer kadınlar bırakırlarsa şeyin minhu nafsan, kendiliğinden fakuluhu haniyem mariya, onu en güzel bir şekilde yiyin. Hiç tereddüte gerek yoktur. Yiyin ve ellenin. Hiçbir tereddüt söz konusu olamaz. Lugat ahalisi ve müfessirlerin referanslarından genel olarak size anlatıyorum. Bu konu niye beyan edilmek gerekliydi? İlk olarak şu bakımdan ki sadokat isteyerek kadınlarına mihir hakkını verirler. Onların tabii kadınlarda bir tepki bulunur. O hak, mihir hakkında bir aslında mihir hakkını sevmezler. Kocayı severler. O kadar kadını seven, onun hakkını veren iyi bir şekilde kadınlar genellikle derler ki hiç gerek yok derler. Biz ikimiz aynıyız, aramızda ne fark vardır? Sen onu kendin kullan derler.
Bir budur. Burada beyan edilen. Onu beyan etmem gereklidir. Çünkü daha önce insaftan bahsedilmiştir. Kadının hakkı insaf ile verin denmiştir. İnsaftan sonra Kur'an-ı Kerim ihsan konusunu beyan eder. Ve burada insaf ve ihsan öyle birleştirilmiştir ki Kur'an-ı Kerim'in akıcılığı eskisinden daha fazla bir şekilde ortaya çıkmıştır. Nehla kelimesini kullandı. Burada hem farz hem ihsan ikisi bunun kapsamındadır. Ve farzın farza dayalı olarak ihsan yapılır. Biz sizden bekliyoruz ki siz adaletli davranacaksınız. Adalet değil, ondan daha büyük bir muamele gösterin. O da şudur ki size bu farize olarak konmuştur. Onu ihsan olarak eda edin. Bilerek öyle güzel bir şekilde ki kadın üzerinde onun güzel etkisi olsun. Eğer bunu yaparsanız bileceksiniz ki hel cezaul ihsane illal ihsan. İhsanın cezası ihsan dışında olmaz. Sizin ev ortamınız iyi olacak. Siz o zaman kadınlarınızdan bunun karşılığını bulursunuz. Ondan sonra diyor ki فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ مَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. Eğer onlar sizin ihsanınız neticesinde o kadar beyan edilmemiştir, tabii bir netice olarak beyan edilmiştir. Bu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ona mukabil size nasıl davranacaklar? Eğer onlar kendi sevgileriyle, kalp rızasıyla, cebir kullanılmadan kendiliğinden bir şey bırakırlarsa o zaman yiyin. O zaman tereddüt etmeyin. İkinci yönü bu konuda şudur, bu beyanat tarzında. Müslümanlarda hediye verdikten sonra onu geri almak aleyhinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı o kadar etkiliydi ki her kim hediye vererek geri alırsa sanki küstükten sonra geri onu yaladı. Ve bunun elinde çok büyük bir kerahat vardı. Biz verdik, ihsan olarak verdik. Ne kadar verme gerekliyse ondan daha fazla verdik derler ve kadın der ki haydi sen onu al. Bunun elinde tabiatlarda bir tereddüt bulunurdu. Onun için Müslüman toplumunda kadının hakkında zulüm eden ve yetimlerin mallarını yiyen olarak diyorlar. Kadınların değeri yoktu. Ne yaparsanız yapın. Tamamen burada tam aksi bir konudur. Dedi ki adıl edin önce. Onlar mallarını koruyun. Sonra dedi ki sizden bundan daha fazlasını bekliyoruz. Siz onlara ne verirseniz, eğer Muhammed Resulullah'ın tam kölesi iseniz, fariza dahi eğer eda ederseniz ihsan olarak eda edin. Eğer onlar cevaben size ihsan ederlerse biz biliriz ki sizin tabiatlarınızın havsalanız güzeldir, güzel ahlakınız vardır. Siz onu geri almaya istemeyeceksiniz. O fakirlikle mukabil olan bir toplum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in toplumu bu ayetlerin indiği devirde ondan o kadar büyük bir muamele artık geri alacağız. Huzur ayetlerine bağlarlar. Fakat Müslümanların durumu bundan beyan edilmiştir bu ayetlerde. Bu ikinci sebeptir ki burada bu ayet beyan edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talimatı onların arasındaki bir şey geri alamazlardı. Üçüncüsü şudur. Haniye Maria. Bununla derler ki 32 yahut 4 dirhem, 7 dirhem. Onların akılları nerededir bu ayeti okudukları zaman? Mihir hakkı verirseniz ondan biraz, hepsi değil, biraz geri verirlerse o zaman iyi güzel bir şekilde yiyin. 32'den 4 rupi geri verirse ne ayış yapacak? Haniye Maria nasıl olacak? En küçük akıl yoktur ki bundan apaçık bir şey anlaşılıyor ki mihir hakkı o kadar büyük bir sayıdır. Ki eğer kadın ondan bir şey bırakırlarsa çok büyük bir şeydir ki büyük bir zenginlik elde etmiş olursun. Geri kalan inşallah yarın.
اعوذ